Hayırlı günler, sukulentler ve kaktüsler. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, bundan birçok şuralarından, burasından, tepesinden şöyle birçok kulak kopartarak ben takipçilerime satışını yapmıştım. Bu tepelerindeki yaraların kurumasını bekledim ve kurudu. Şöyle tekrar diken vermeye başladı arkadaşlar oradan. Büyük ihtimalle yavrulayacak. Şöyle kendisini toparlamaya başladı. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunun toprağı nereden bakarsanız yani 2 yıllık bu saksıya ekili. Ben bunu söktüğümde bunda olan bitkiler vardı. Onları aldığımda tekrar bunu olduğu gibi yerine oturtmuştum. Hep aklımdaydı. Bugün öyle bir fırsatım oldu arkadaşlar. Ve bunu alıp kompost malzemesinin içerisine oturtmayı düşündüm. Çünkü biraz böyle bahara kadar kök salsın ve baharda bitkim yani bir şey olmasın arkadaşlar. Gerçekten çok kuvvetli. Şurası inanın bir insanın kolunun yani bir yetişkin insanın bileği kadar var yaprakların genişliği. Çok güzel bir anaç ve o anaçı kaybetmek istemiyorum. Sağlıksız bir toprakta da böyle sağlıksız devam etsin de istemiyorum. Sizinle bunun ekim videosuna geçeceğiz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yine gösteriyorum. Ben kompost malzememi buranın altına koydum. Çok biriktirmiyorum. Balkonda sineklenme olsun istemiyorum. O yüzden çok biriktirmiyorum arkadaşlar ve bu çürürken arada kökler için bir böyle belli bir süre oyalayıcı bir durum olsun diye arkadaşlar fındık kabuklarını şu şekilde ben her zaman bir ara koyuyorum. Bu ne olabilir biliyor musunuz? Fındık kabuğu olmazsa bence fıstık kabuğu da olur. Çekirdek kabuğu da olur. Olur yani. Sadece ben bunu şu köklere bu çürüme olurken, kompostlaşma olurken biraz oyalasın diye. Çünkü bu saksıyı bir sene belki hiç değiştirmeyeceğim arkadaşlar. O yüzden ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Bütün saksılarımın altı da biliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben buna daha önce kompostlaşmış toprağım var. Ondan koyacağım. Ve onun üzerine kendi karışımımdan koyacağım. Ve bunların hepsini size söyleyeceğim. Arkadaşlar şu şekilde yarı kompostlaşmış bir toprağım var. Bu yarı kompostlaşmış. Bakın fındık kabukları hala tam olarak ölmemiş. Şöyle tuttuğunda kırılabiliyor. Ama ölmemiş arkadaşlar. Yarı kompostlaşmış diyoruz buna. Bütün çürükler olmuş. Fındıklar tam çürümemiş. Onun üzerine de kendi toprağımı koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde perlit, vermikülüt, torf bahçe toprağından oluşan üst karışımımı da koydum. Bunu koymamın sebebi arkadaşlar sineklenme olmasın. Çünkü bunun altında yarı kompostlaşmış bir malzeme var. Arkadaşlar altta veya üstte birisi bir şey çakıyor. Bizim bu sukulent kanalının değişmez talihi üstten herhalde geliyor. Neyse sese çok takılmayın. Şimdi arkadaşlar ben bitkimi sökmeden önce şu kısmı biraz açmak istiyorum. Bu bir. İki. Saksıyı çok doldurdum farkındaysanız. Böyle bizde göz gibi doldurdu derler. Göz gibi doldurdum farkındaysanız. Ve bunu yapmamdaki sebep arkadaşlar maalesef kompost çökme yapıyor. Yani kompost bir zaman sonra biliyorsunuz çöküyor. O çökme olduğu zaman arkadaşlar bizim toprak takviyesi gerekmesin diye şöyle ben şöyle bir kuyu açtım. Şimdi ben bitkimin söküm aşamasına geçeceğim. Arkadaşlar bakın şöyle minnacık yapraklar düşmüş.
Hiç incitmeyeceğim. Yani tutup da incitmek istemiyorum arkadaşlar. Şöyle toprağıyla kaldırmak istiyorum kendisini. Şöyle. Ama şöyle. Bakın kökü kurumuş arkadaşlar. Burada da ne var? Kökü kurumuş. Çok susuz kalmış. Garibim. Aşağıdan kurumuş. Ama havai kök yapmış. Ve havai kökle hayata tutunmuş. Sukulentler çok mucize bitkiler arkadaşlar. Bakın. Bakın havai kök yapmış kendisine. Ölmek istemiyorum diyor. Ben yaşamak istiyorum diyor. Arkadaşlar buralarda da sedumlar var. Sedumlar benim saksılarımın değişmez. Şöyle. Onu da mecbur böyle alıyorum. Çok sertleşmiş arkadaşlar toprağa. Yani bunları biraz da sizin yanınızda almamın sebebi toprağın halini göstermek. Bu sıkışıklıkta, bu halde kesinlikle bu bitki devam edemez. Ama şöyle ben bunu alayım. Bir de çok sulamıyorum bu aralar. Yağmuru bekliyorum. Biraz da onun da etkisi var arkadaşlar. Hemen sedumumuz koptu. Çok meşhurdur, sedumumuz kopar, oradan büyür. Ama sevgili takipçilerime göndermeye kalktığımda yolda gidemez. Sedumun böyle bir özelliği var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar hep bu şekilde dikenlerini maalesef bir şekilde batırıyor. Ben bunu devirip dökeceğim arkadaşlar. Bu böyle olmayacak. Böyle yapınca da kadifeleri kötü oluyor. Çok kadifeleri de kötü olsun istemiyorum arkadaşlar. Ay ne kadar sertleşmiş. Yani böyle şey gibi olmuş. Taş gibi olmuş arkadaşlar. Artık bitki sıkışmış. Büyüyemiyor. Kesinlikle büyüyemiyor. Bakar mısınız köklerine? Ve bu benim hazırladığım saksıya kökleri fazla gelecek. O yüzden saksıyı değiştirebilirim. Şöyle ben size köklerini de göstereyim arkadaşlar. Bunun altı da kompostu. Bunun altı da çok güzel, güçlü bir kompostu. Ama artık o besin bitti. Bakın arkadaşlar, köklere bakın. Bazen şöyle diyorlar, kaktüsler çok köklü bitkiler değil. Arkadaşlar toprakta besin olmayınca kaktüsler nereden alsın besini? Nereye kökünü salsın? Bakın çok güzel kökleri var. Ben bunun tam olarak bakın. Ben o saksıyı da boşaltmam lazım arkadaşlar. Çünkü o kuyu bunun için çok küçük. Şöyle göstereyim ben size. O bunun için çok küçük. Ben bunun bu kadar büyük köklerinin olabileceğini tahmin etmemiştim. Şimdi arkadaşlar şu şekilde biraz söktüm. Döktüm. Artık şeye ulaştık. Nasıl söyleyeyim? Fındıklara ulaştık. Ben şöyle deneyeceğim. Bu kökler buraya nasıl olur diye. Yok. Bu kökler buraya çok fazla geldi arkadaşlar. Benim bu malzemeleri bayağı bir boşaltmam lazım. Bana kolay gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde bütün kompost malzemelerini kökler yetecek kadara indirdim. Çünkü bize şu anda yani ilk bir ay onun kompostlaşması lazım. Ve köklerimizin bizim rahatça toprağa ulaştırmamız lazım. Şimdi anca oldu arkadaşlar. Ama bunun altında yine muz kabuklarını bıraktım arkadaşlar. Muz kabuklarını. Patateste çok azot var. Patates kabuklarını arkadaşlar. Onları bıraktım. Yani kaktüsümü bu kadar hani rahatsız etmek istemezdim ama arkadaşlar gördüğünüz bütün saksıyı sarmış ve kesinlikle
Yani beslenmek istiyor. Şöyle ben arkadaşlar normal toprak koyuyorum ama benim kompost şöyle bakın. Şöyle yarı kompostlaşmış toprağım var orada. Ben ondan dolduracağım şu kısma. Bu arada spatulamı arıyordum. Şöyle bakın yarı kompostlaşmış. Bundan dolduracağım. Çünkü bu onun için daha sağlıklı olacaktır. Onu yemeye başlayınca, kökleriyle emmeye başlayınca bahara kadar büyük ihtimalle gelişim göstermeyecek. Çünkü saksı değişiminden bir zaman sonra bulunduğu ortama alışmaya çalışıyor. Ondan sonrasında arkadaşlar emin olun çok güzel gelişim gösterecek. Şöyle. Kökleri çok büyükmüş arkadaşlar. Ben bu kadar olduğunu tahmin etmedim. Bütün saksıyı aşağılara kadar sarmış. Ben bunun bu kadar köklerinin artık gerçekten çaresiz kalmış. Öyle olduğunu bilseydim çoktan değiştirirdim ben bunu. Ben bunu en son satış yapmaya başladığım zaman sökmüştüm bu saksıyı. Hatırlıyorsanız. Geri videolarda var. O zaman ben bunun bu şekilde arkadaşlar tekrar saksısını oturtmuştum ama o zaman bu kadar kökleri sarkın değildi. O kadar sarkın olsaydı zaten kesinlikle onu değiştirirdim. Şöyle biraz yukarı nasıl yaparız? Aslında elimde tutsam daha iyi arkadaşlar. Siz daha iyi görürsünüz. Şöyle. Köklerinin oturacağı yere kadar arkadaşlar kompostu boşalttım. Şöyle. Ben bunu tam oturtayım. Ondan sonra inşallah geriye döneceğim. Arkadaşlar şu şekilde saksımın ekim işlemini gerçekleştirdim. İyi ki toprağından ayırmışım. İyi ki ekime karar vermişim. Yoksa bu kadar saksısını sarmış ve gerçekten çaresiz bir şekilde durduğunun farkında değildim. Kendi toprağından da karıştırdım koydum arkadaşlar. Çünkü kendi toprağında da o kadar sıkışık olmasının dışında toprağıyla ilgili bir sıkıntısı yoktu. Çünkü toprağı çok geçirgen bir topraktı. Ben onun toprağına kum da katmıştım. Bahçe toprağının yanında kum da katmıştım. Ve güzel geçirgen bir toprağı vardı arkadaşlar. Şimdi bunun bir tane de anaç olan bitkisi yine bir tane daha var bende. Ondan biraz yapraklarından kopartıp bu kenarlarına ekim yapacağım. Ama onu ayrı bir videoda yapacağım. Çünkü onun yani köklendirme için nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum arkadaşlar. Buradan size hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.